Sultan II. Murad'ın 1425-1426 yıllarında yaptırdığı külliye, yapıldığı dönemde Bursa'nın gelişimi için yaptırılmış hamam, medrese, imaret ve sonraki yıllarda yaptırılmış olan 12 türbeden oluşmaktadır. Yapımının ardından yıllar geçtikçe Bursa'nın Osmanlı'nın ilk başkenti olması ve manevi önemi nedeniyle Fatih Sultan Mehmet, II. Bayezid ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde çok sayıda hanedan mensubunun defnedilmesiyle saraya ait bir kabristan görünümü kazanan Muradiye Külliyesi, İstanbul'dan sonra en çok saraylıyı barındıran 2. Hazire haline gelmiştir. Külliye içinde 2. Murad'ın tek başına yattığı türbe dışında şehzadelere ait 4, sultan eşlerine ait 4, şehzade eşlerine ait bir türbe yaptırılmıştır. 2. Murad Türbesi, külliyedeki türbelerin en büyüğüdür. 1451'de Edirne'de hayatını kaybeden Sultan Murad için oğlu 2. Mehmet tarafından yaptırılmıştır. Muradiye Külliyesi'nde ziyaretçilerin ilgiyle gezdiği bir diğer yapı, Muradiye Kur'an ve El Yazmaları Müzesi'dir. Alanında çok değerli el yazmaları ve Kur'an-ı Kerim örneklerinin sergilendiği müze, geniş bir avlunun kapatılması ile çok özel bir sergi alanına dönüşmüştür. Medreseye giriş, sağ odadan başlanmak üzere sırasıyla 10. odaya kadar, Kur'an-ı Kerim'in ilk nazil olduğu zamandan günümüze Kur'an'ın yazılışındaki aşamalar, hat sanatı yoluyla kronolojik olarak sergilenmektedir.